dezavantaj noktası var. Eğer ki ADTF oynanırsa hiçbir hasarları yok. Yani bir noktada Sejuani'yi geçmeleri zor olabilir. Ama Sejuani zaten o yüzden dengelendi. Dengelenmiş Sejuani ne kadar tanklayacak? Orası çok meçhul. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha erken odaklı bir kompozisyon kurduğunu söylemek lazım. Önceki maça kıyasla. Stefan orta koridorda çok iyi bir noktada. GBM çok açılmış. Sıçrayla geldi Stefan burada. GBM'den de sıçra geliyor. Üçlük, dördüncük gelecek bir yerden bitme. Yine İlkan gelecek mi dediğimiz anda aşağıdan geldi İlkan. Burada ise GBM'in yapabileceği pek bir şey yok. Stefan almaya çalıştı ama skor bollu da. Geliyor koridora. Tekrar göreceğiz skoru. Bu arada skoru görüyoruz. Evet, bu... Oo, Dumble arkadan çıkıp tutturmuş. Ya zaten o... Karanlık eser tuttuğu zaman üzerine sancak kombosu, altına tuzak falan geçmiş olsun. Ve ejderi de arada başlayacaklar mı? Evet. Biraz da yanlışlıkla başladılar sanki. Dumble'la Balkan bekliyor burada. Ama zorlamayacak gibi görünüyor Galatasaray oyuncuları ve rahat bir ejder 1900 Fenerbahçe Espor için. Talya da ittirdiği için orta koridoru. Bu arada arkadan kapatabilir Bollu. Evet yapacak bunu. Bollu buraya geldi. Husky Rider geri çıkıyor ama Dumble'ın işi o kadar kolay olmayacak. Skor Untara'da. Şimdi GBM'in de başı belada olabilir. Stefan orta koridora geliyor. Stefan GBM'i yavaşlatmayı başardı. Üçlük, dörtlük sersemleyecek GBM yerden bitme. Bollulu. Stefan orada istediği gibi dolaşıyor. Balkan board'u burada bekliyor ama arkasından Bollu gelecek şimdi. Direkt olarak bu arada Bollu'ya girdi Balkan orada üzerine. Karanlık Kalkan da gelmişti. Balkan'dan bir de ulti geliyor ama Balkan ilk düşen isim olacak bu savaşta. GBM geldi ama ne yapacak Ragnar? Ragnar ultiyle giriyor araya bu arada. Öteki tarafta Ragnar'dan güzel bir skor ama hemen cevap geldi Luger'den. Husky düşmek üzere. Luger'in hasarı yetecek ve evet yetti. Karşılıklı skorlar gelmeye devam ediyor. Ragnar'ın da düştüğünü göreceğiz. 1907 Fenerbahçe Espor. Burada tam 4 Galatasaray üyesini öldürmeyi başardı. Tam 4 Galatasaray üyesini öldürmeyi başardı ve 4'e 2'lik takas. Tüylerin de 2 kişiyi sersemlettiğini unutmayalım. Hades yakalanmış şimdi. Hades buradan çıkabilecek mi tutuştur var? Hayır çıkamadı. Dumble'ın tutuşturuna düşüyor. Şimdi Balkan'ı yakalamak istiyorlar. Balkan'ın düştüğünü göreceğiz. Birebirlik skor takası. Skor Bollu'da. Bollu'dan bir de ulti geliyor. Şimdi Dumble hoca yakalamak istiyor. Dumble'a bakıyorum. Sıçrası yok şu an. Skor gelecek burada. Dumble da kaçamayacak. 2'de 2 yapan bir Bollu. Bu arada burada 4 kişi... Oh, bu arada güzel ulti geliyor. Arka tarafta Dumble. Oh, yok oldu. Tek yedi. Topluluğu. O yine... da Galatasaray için iyi haber çünkü. Evet. Kontrol edemedikleri ejderler daha az etkili ejderler oluyor. İki maçta da öyle oldu zaten. Bakan... Tutan bir karanlık esaret. Husky Rider orada yeterli hasarı verebilecek. Balkan'la girdi ama yine arkada Dumble tek yedi. Dumble yaklaştığı anda Bollu'dan tek yedi. Birebirlik bir skor takası. Öyle ama yani Twisted ulti atıp etkili olmayan bir Twisted Fate'in kime yararı var? Aynen öyle. Yani şu an ayrı kittirme yapıyor ama yani ayrı kittirme yapmasının ne faydası var? Alınan üst koridor birinci kulesine karşılık, orta koridor ikinci kulesini kaybetmek üzere şu anda Galatasaray ve Hades. Şimdi orada savaş başladı. Balkan önde kalıyor. Balkan buradan çıkamadı. Ultisi de boşa gitti. Ragnar oradan sıçrayla uzaklaşmak zorunda kalıyor. Orada evet ejderi Galatasaray alacak. 1907 Fenerbahçe Espor burada zorlamak istemedi. Caitlyn'in hafif güçlendiğini görebiliyoruz. Bombardıman topunu da bitirdi. Yalnız Untara biraz ters bir noktada kalmış gibi görünüyor şu anda. Diğer tarafta da ufak bir savaş çıkmış. Dumble buradan çıkmayı başardı. Untara burada 1'e 2 pozisyonda var. Hemen Bolu'dan ulti geldi. Untara'yı düşürmeyi başaracak GBM. Bolulu burada biraz fazla hasar aldı. Ragnar da aynı şekilde. Ragnar'ın buradan çıkışı olmayacak gibi duruyor. GBM arkadan yardım etmeye çalışıyor ama Balkan şimdi devreye girdi. GBM sersemletebilecek mi Bollu'yu diye bakıyorum. Bollu'nun yüksek bir hasarı var. GBM tutamadı ama arka tarafta Balkan düştü. Dumble'la beraber Husky şimdi hasar vermeye çalışıyor. GBM'e bir hasar gelmedi hala orada. GBM ve Ragnar düşmek üzereydi ama hayatta kalmayı başardılar. Hatta Hades'e de Stefan'a da yüksek bir hasar bıraktı Galatasaray ve birebirlik takası oldu. Bir kere daha Baron'a başlıyor şimdi 1900 Fenerbahçe Espor. Bu sefer daha hızlı yapıyorlar Baron'u. Çok daha hızlı yapıyorlar. GBM de yandan geldi. Sersemletme kartı var yanında. Kimi atacak? Hemen Luger'e attı ve Luger'den hemen ulti geliyor. Tek tarafta sersemleyen bir isim Husky Rider. Husky Rider ama burada fena bir hasar çıkarmıyor. Untara'dan çok güzel ulti geldi arka tarafa. Diğer tarafa bakıyoruz şimdi. Ragnar ile GBM burada yakalanmış durumda ama Ragnar güzel bir kırıp geçir. Öteki tarafta şimdi Husky Rider'ın hasarı buraya gelirse belki işler tersine dönebilir. 1907 Fenerbahçe Espor kendi başladığı baronda kaçıyor. Son anda kaçtı karanlık esaret. O karanlık esaret son pikselden kaçtı. GBM oyun yapacak. Balkan yaptı oyunu. Önde yakalanan bir isim var. Şimdi Hades kurtarmaya çalışıyor ve Balkan düşürdüler. Dumble'a düştü. Luger 2'de 2 yapıyor.
Galatasaray zorladı. 1900'de Fenerbahçe Espor aldı. Hades içeri girecek ama Hades burada tek başına. Stefan yan tarafta pozisyon bekliyor. Untaray ile arka taraftan gelen bir isim daha var. GBM önde yakalandı. GBM yerden bitmeyle Untaray'a burada yem oluyor. Ve Ragnar ile Husky Rider artık bu baronu durduramaz. Bu kovalamacıda koordinasyonun ne kadar problemli olduğunu gördük. Balkan girdi. Dumbledore'cu ultiyi açarak girdi. Fakat Hasan onları takip edemedi. Husky Rider oraya gelememiş çünkü. Husky Rider ve GBM'in hasarı olmadan o kitle kontroller hiçbir işe yaramıyor. Husky Rider'la Ragnar denemeye çalışıyor ama pek deneyebilecekleri bir pozisyon değil bu. Ve Baron 1907 Fenerbahçe Espor'un. Ve işte son takım savaşında verilen hasar. Untara arkada o kadar iyi bir ulti atmıştı ki. Geldi arka tarafta Balkan yakalandı ama yeterli olmayacak. Şimdi Ragnar önde. Bu arada önde yakalanan bir isim var. Anında eridi. Luger eridi. Luger'in düşmesi çok kritik. Balkan son anda hayatta kalıyor ve Luger'in düşmesiyle bu kuşatma bitebilir. GBM arkaya gelmiş durumda bu arada. GBM'den bir hasar. Bollu'ya geldi bu hasar. Ragnar kovalayacak mı diye bakıyorum. Husky Rider'la Ragnar burada şanslarını deniyor. Untara bu arada fıçılarını patlattı. Husky Rider hala kovalamaya devam ediyor. GBM şimdi bir kişiyi daha sersemletti orada. Sersemlettiği isim Stefan. Husky Rider'la kovalıyorlar. Husky'nin bu arada kırmızı güçlendirmesi var. Vurduğu herkese başlayacak anlamına geliyor bu. Husky vurmaya devam ediyor. Havaya kalkan bir Stefan. Stefan oradan çıkabilecek mi? Husky tekrar ileri atıldı. Burada kimse düşmedi hala. Şimdi Husky Rider oncağında Fenerbahçe ileri atak yapıyor bir kere daha. Önde kalan bir Dumbledore. Dumbledore'un eridi. GBM hala hasar vermeye çalışıyor ama yeterli değil. Burada bu arada Husky Rider Untara'yı düşürdü. İnanılmaz kaotik bir savaş. Bir sersemletme daha. Bu sefer Hades'e geldi. Hasarlar iki tarafta da çok az. Şimdi Balkan içeri giriyor. Ragnar'dan yardım. Husky Rider'dan son vuruş. Luger arkaya şımarla geldi. Luger burayı da atacak. Hayır! Hayır! Luger! Luger! Luger arada eriyip bitti Luger. Luger arkadan ışınlarla geldi. Üç kişinin arasına atladı. Luger sıçrayla atladı ve öldü. Yıpratacak hasarlar. Gangplank ve Caitlyn'den gelecek. Ejderi almayı başaran taraf 1907 Fenerbahçe Espor. Ragnar burada mavi güçlendirmeyi işte bu eşya diziliminde. Baron'a başladılar. Daha ejderleri bunu unutmayalım. Evet. Her ne kadar yetenek gücü gitse de bombardıman topu çok önemli oluyor. 4000 can, 3000 can. Şimdi Balkan içeri girdi. Ultisini attı. Balkan çaldı Baron'u. Arka tarafta yoğunlaşan bir Ragnar var. Önde kalan bir Balkan. Balkan'dan bir kere daha komba geldi ama Bolulu çok iyi bir yerden bitme. GBM'in canını çok azalttı. Luger şimdi ultisi kullanıyor. Hala kimse ölmedi bu savaşta. Bolulu'nun ultisi boşa gitmiş oldu böylece. Baron güçlendirmesi belki Galatasaray'da ama hala kuşatma yapan Fenerbahçe. Aynen ama öyle. Çok bu arada olmaları lazım. Bolu yakalandı. Çok yüksek bir hasar. Bolu düşecek orada. Balkan ve Dumbledore işbirliği. Anında skor geliyor. GBM şimdi ultisini çok iyi bir noktaya kullandı. GBM arkada Zonya'sını kullanıyor. Buradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Sıçrayla hemen uzaklaştı. Luger Balkan almayı başardı ama önde yakalanan bir Stefan var. Husky Rider'ın hasarının çok yüksek olduğunu unutmamak lazım. Ragnar şimdi yan taraftan kırıp geçirle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Untara ile Ragnar birebiri. Untara çok daha avantajlı. Untara son bir çakar almaz. Ve skoru aldı ama öteki tarafta da Husky Rider'dan Hades düşüren bir hasar geliyor. Husky kovalama devam ediyor. Husky ne yaptın? Husky! Husky buluyor şu anda. Husky Rider. Untara bu arada fıçıları dikmeye devam ediyor oraya. Son anda saçar tohumla çıkacaklar. Husky Rider bir an düşündü girsem mi girmesem mi? Husky Rider buraya çok uzak şu anda. GBM'den ulti değil ama bunu alacak gibi duruyorlar. Balkan yine içeri girdi, çalmayı başaramadı. Untara da kaldı. Balkan 5 kişinin arasında. Girecek mi Galatasaray bu savaşı diye bakıyorum. Hayır. 1907 Fenerbahçe Espor. Kadim Ejderha için daha iyi pozisyon alan taraf ve onlar bu Kadim Ejderha'yı aldı. Şimdi GBM de hasarla yardım edebilir mi? Hades yakalandı bu arada. Balkan girdi ama çalamadı. Baron bu sefer Stefan'da. Balkan içeride. Balkan buradan çıkabilecek mi? Sıçrayla çıkmayı başardı. Galatasaray daha fazla zorlamıyor burayı. Süper minyonlar çünkü Nexus kulelerine dayandı. Şimdi Ragnar'dan kullanılan ulti kime gidiyor diye bakıyorum. Hades'i öldürmek istiyor. Hades'i odaklandı ama 4 kişiden nasıl kaldı Ragnar. Ragnar'ın düştüğünü göreceğiz burada ön saflarda. Ragnar düştü. Bir şey yapamayacak. Kime vurdu? Kimseye vuramadı. Galatasaray bu sefer koordine olamadı. Galatasaray bu maçta zaten savaş başlatma ve takip etme konusunda ciddi koordinasyon problemleri yaşadı. Yalnız Husky çok kötü pozisyonda kalmış. Şimdi uzaklaşmayı başarıyor. Balkan'dan başlatılan bir savaş. Arada Stefan yakalandı. Bu arada ölen bir Balkan var. Husky de vurmaya başladı şimdi. Öteki tarafta Dumbledore düştü. Husky kime vuracak diye bakıyorum. Nexus açık dediğin gibi. Husky vurmaya çalışıyor ama izin vermiyorlar onun vurması. Ve Husky Rider'ı da öldürdüler. GBM hayatta kalan tek isim. 1907 Fenerbahçe. Seride durumu eşitliyor. 40 dakika süren muhteşem bir maç. 1907 Fenerbahçe Espor seride durumu eşitlemeyi başardı sonunda.